Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben de ilk defa görüyorum. Merhaba. Nasılsınız? Sevgiyle takip ederiz inşallah. Hoş geldiniz. Canlı canlı oldu. Evet. Canlı canlı oldu. Başkanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أنزل إليك وما أنزل من قبلك بل عاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا وافقنا إلى الحق إلى طريق المستقيم أي bütün kainatı rahmetiyle kuşatan ol Allah'ım أي bütün kainatı ve bizleri yoktan var eden varlığından haberdar eden sana sonsuz şükürler olsun ya Rabbim Ramazan esnasında okumuş olduğumuz hatmi şerifleri mukabeleleri yasinleri duaları ve biraz önce Müftü Efendimizin de okumuş olduğu ayet-i cellerden ve sure-i şerifelerden hasıl olan sevapları evvelen ve bizzat iki cihan güneşi, peygamberler peygamberi, rahmet peygamberi bizim peygamberimiz Hazreti Muhammeden'il Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, temiz, latif, mübarek ruh-i şerifelerine vasıl hediye eyledik. Sen kabul eyle ya Rabbil Alemin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Şehitlerimizin ruhun şad olması için Peygamber Efendimiz şefaatine nail olmamız için bilhassa Allah rızası için rıza lillahi teala el Fatiha. Allah razı olsun. Bahar gelecek, yine bahar gelecek. Yine baharlar geldi. Baharlar geldi bile. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kamerayı da çekiyoruz. Hoş geldiniz. Arabalar. Mal Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Gayet iyi. Biz seni bilmeden, görmeden sevdik Türkan. Ve ay yüzünde gülüşünü, mavi gözlerinle bakışını, tıpış tıpış yürüyüşünü, bilmeden sevdik Türkan. Senden akan asil kan bize özgürlüğümüzü verdi. Kalplerimiz sadakatinle ve sevdanla mühürlendi. Sen rahat uyu Türkan. Bize feda ettiğin ruh gücün ilelebet var olacak Türkan. Ve istikbalimizin tek yegane temeli kalacak Türkan. Şehitler ölmez. Bakın, Türkan aramızda. Biz hepimiz Türkanız. Öldürdük sananlara sözümüz ve sesimiz. Size sesleniyoruz biz size. Türkan ölmedi. Türkan bizim kanımızda. Var olan kudrettir. Bu alanı dolduranların özüdür o, özü. Hak yolunda yürüyen, şehadeti onur bilen, boyun bükmeyen Türkan'dır o, Türkan. Ben Türklük için şehit oldum ana. Adımıza dilimize kıymasınlar, ezanı susturmasınlar diye ana. Ben Türkçem için şehit oldum ana. Bil ki
almadı düşmanımın kurşunu adıma ana. Ko akı versin alnımdan al kanım. Şu köyümün her karış toprağında ana. Tomurcuk tomurcuk sevgi gülleri açsın diye ana. Kelebekler uçsun, konsun her bir Türkiye'nin saçına diye ana. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Mutlu olduk sizi topraklarımızda görmekte. Sağ olun hocam. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Teşekkürler efendim. Teşekkürler. Bağışlar çok teşekkür. Sınırlar gelir. Evet başkan. Şuraya. Şu sağa doğru. Arken iç kolumuzu bağlı. Bizim ne abi? Abi. Uzun yoldan geldik. Murat Trakya'dan selamlar getirdik efendim. Sağ olun başkanım. Tekrar hoş geldiniz. Tekrar merhabalar. Tekrar merhabalar. Tekrar hoş geldiniz. Genel başkanım. Alan tümüyle şey ait değil mi? Evet. Evet. 2008 yılında restore edilmiş Sayın Ulusal Başkanımız Ahmet Doğan'ın katkılarıyla bazı kişiler orijinal kaldı. O yıllarda İstanbul Üniversitesi'nden gelip de radyografoloji analizleri yapılıp ve tarihi tamamıyla ispat edilmiş bir eserin içerisindeyiz. Az önce dışarıda okuduğunuz rivayete göre isterseniz hocalar birkaç kelime anlatır. Camimiz 1428 yılında inşa ediliyor. Evet, 1428 yılında inşa ediliyor. Bazı rivayetlere göre bir gecede, bazı rivayetlere 7 gecede inşa ediliyor. Şimdi Yedi Kızlar diye isim geçer. Şimdi Yedi Kızların o dönemlerde nişanlı olduklarını anlatılır. Kocaları Osmanlı döneminde savaşa katılırlar. Ama şehit düşerler, geri dönemezler. Tabii o zamanlarda eğer savaştan dönselerdi burada evlilik kuracaklardı, aile yuvasına gireceklerdi ve bir çeyiz hazırlığına başlamışlardı o dönemlerde o yedi kızlar için. Fakat dönemedikleri için o çeyizlerle o çeyizleri satıyorlar. O toplanan parayla bu cami inşa ediliyor. Tabii camimizin bir özelliği var. Cami tamamen ahşap. Yani hiçbir çivi kullanılmamıştır. Bir farkı tabii 2008 yılında restore ediliyor camimiz. Farkı anlayabilmem için arkanızda orada hemen görebilirsiniz. Bir yerde çiviler çakılı. Hep geçirmelidir şeyler. Geçirmeli tahtayla yapılmış. Her yıl 6 Mayıs'ta burada mevlid yaparız. Tabii başkanımız daha özetleyebilir bu durumu. Her yıl burada toplanırız. Mevlid, Kur'an-ı Kerim. Dua yaparız burada. Bütün kardeşlerle beraber ve böylelikle beraber burada güzel bir etkinlik. Camimiz 5 vakitte açık başkanım. 24 saat hep açık. Kapısız daire açık. Dışarıda gördüğünüz yaz zamanlarında kullanılan bir yer. Hiçbir yerde hiçbir zaman kimse görmemiştir. Ne bir kuş, ne bir köpek, ne bir kedi girip de böyle yuva yapsın. Herkes şaşıp kalıyor. Dediğimiz gibi buna sahip çıktık. Partimizin sayesinde ve devam ediyoruz. Onur sağ başkanım. Herkese iyi günler. Herkese iyi günler. Burada üstünden kısmı var.